اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين La hamle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azimil kerim. Kıymetli seyircilerimiz efendim cennet yolculuğumuz cennetten gelip cennete giden Adem Aleyhisselam efendimizle başlayan o şerefli şerefli olduğu kadar da imtihanlı ve dertli yolculuğumuz devam ediyor. Bugün Adem Aleyhisselam Efendimizle başlayan yolculuğumuzda cenab Hak ile yaptığımız kıymetli bir sözleşmeyi bugün konu edeceğiz. Mevlamız Araf suresinin 172. ayetinde bu sözleşmeyi ruhlarımızla Adem Aleyhisselam Efendimizin sulbünden gelen bütün insanlarla onları ruhlar aleminde huzuruna alarak ruhlarımızla sözleşme yaptığını beyan buyuruyor. Bu sözleşme ilk insan ve son insan bütün insanları içermektedir çok kıymetli bir emanettir ve bizlerle yapılmıştır. Bunu cenab Hak ayeti kerimede şöylece zikrediyor. Bismillah. Ve iz ahaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyetuhum ve eşhedahum ala enfusihim elestu bi rabbikum قالوا بلا شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين إلى آخر الآية صدق الله العظيم. Bu ayeti kerimede Mevlamız buyuruyor, hatırla Habibim ve hatırlat. O vakti ki Rabbin Adem oğullarının sırtından belinden zürriyetlerini çıkardı. Onları şahit tuttu kendilerine şahit tutarak. Elestu bi rabbikum Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap buyurdu. Galu bütün ruhlarda, zürriyetlerde bütün yaratılacak varlıklar da, insanlar da bela şehit ne? Evet ya Rabbim, sen bizim Rabbimizsin, biz buna şahit olduk dediler. Dediler, kendi adımıza baktığımızda bunu söyledik. Söylediğimizi, böyle bir şahitlikte bulunduğumuzu, bu hitabı duyduğumuzu, bu hitapla şereflendiğimizi rahman Rahim Mevlamız haber veriyor. Bunun yapılması ve bunun devamındaki ahitlerin, hatırlatmaların yapılması şunu demeyesiniz diye kıyamet gününde Ya Rabbi biz böyle bir anlaşmadan, böyle bir hakikatten, durumdan habersizdik ve şunu da demeyesiniz diye Bizim babalarımız bizden önce geldi onlar şirk koşmuşlardı onlara uyduk onlardan sonra gelen bir zürriyettik tabi olduk Ya Rabbi o batıla saplanan batıla dalanların yüzünden bizi helak mı edeceksin demeyesiniz diye Mevlamız bu özrü kaldırmak üzere bu ahdi yapmıştır. Bu sözleşmeyi bizlerle yapmıştır. Kıymetli kardeşler, bu ince bir mesele alimlerimiz tarafından acaba Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam'ın evlatlarıyla yaptığı bu sözleşmeyi ayrıca her bir anne babanın sulbünden gelen çocuklarla ayrı vakitlerde mi yaptı? Yoksa bu bir temsil midir? Hal diliyle böyle söylenmiştir. Böyle bir ifade bizzat olmamıştır. Hal diliyle sanki Rabbul Alemin sormuş oluyor. Bütün yarattığı insanlara ben sizin Rabbiniz değil miyim diye onlar da ya Rabbim şahidiz, sen bizim Rabbimizsin, kabul ediyoruz, ikrar ediyoruz dediler. Bu hal diliyle mi olmuştur, bizzat konuşmayla mı olmuştur? Bu konuda biraz farklı tefsiller vardır. Fakat alimlerimizin çoğunluğuna göre bu akit, bu sözleşme, bu konuşma, bu şerefli meclis bizzat oluşmuştur, yapılmıştır. Adem Aleyhisselam Efendimiz <laughs> yaratıldıktan sonra İmam Ahmet bin Hanbel'in rivayet ettiği bir hadiste Cenab-ı Hak bu sözleşmeyi Adem Aleyhisselam'ın sırtını bir sıvazlayarak ilahi bir e, hükümdür. Bizim elimizde sıvazlama gibi anlamıyoruz. Onun sırtından yaratacağı kıyamette kadar gelen bütün insanları çıkarttı buyruluyor. Onların hepsine birden hitap buyurdu. Onlara Übey bin Kab'ın naklettiği haberde ruhlarına bir vücut verdi. Ruhları konuşur, söyleneni anlar duruma geldi. Hitabı duydular, hitabı anladılar ve bizzat cevap verdiler. Bu anlaşmanın, bu durumun Arafe günü Arafe günü Numan Vadisi ki Arafat'ın yakınında bitişiğinde bir vadidir. Orada vuku bulduğunu bu hadis beyan etmektedir. Ve diğer hadislerden de anladığımıza göre ruhlarımız önce şunu bilelim. Ruhlarımız bedenlerden önce yaratılmıştır. Bu ruhlar ruhlar aleminde iken ki vücutlarına takdir edilen zamanda intikal ediyorlar kardeşler. Hepimizin ruhu bedenlerimizden önce yaratıldı ve bedenlerimize Mevla'nın murad ettiği zamanda anne rahminde intikal ediyor. Onun da hikmetini ne şekil zuhur ettiğini Mevla bilir ama intikal ediyor bedenle ruh buluşuyor. İşte bu ruh, bu ruhlarımız daha önceden yaratıldığından alimlerimiz buna işaret ediyorlar ki Adem Aleyhisselam'ın vücudunda bütün evlatlarının nesillerinin zuhuru, nesli orada. Çünkü Adem Aleyhisselam efendimizin toprağının yaratıldığını anlatırken Peygamber Efendimiz'in de bildirdiğine göre yeryüzünün siyah toprağı, beyaz toprağı, kırmızı, sarı bütün toprak çeşitlerinden vücudu saadeti yaratılmıştır. İşte bundan dolayı deniyor. Zerreler, hücreler o babadan devam edecek, anneye intikal edecek, sonra diğer sulplerden geleceği için bütün ruhlar ve insanların zerreleri, hücreleri o babamızda Adem Aleyhisselam'da toplanmıştır. Ve o zerrelerden dolayı işte onun vücudundan Cenab-ı Hakk'ın takdiri her bir insanın işte beyaz olması, siyah olması, sarı olması o vücut yapısından gelmektedir, denmektedir. Sonra ayrıca fıtratlar da oradan yansıyor. Kimisi yumuşak olması, sert olması, güzel tatlı, hoş bir vücut ve gönül sahibi olması, aksi olması, inatçı olması, bütün bunlar o diyor karışımın kula nasibinden geliyor. İşte anlıyoruz ki Adem Aleyhisselam efendimizin saadetli vücudu işin aslıdır, mayasıdır, özüdür, temellidir. O vücuttan Cenabı Hak murad ettiği bütün ruhları topladı karşısına aldı. Biz şöylece bunu her türlü şekliyle ifade edersek önce ruhlarla böyle bir hitap ve anlaşma yapıldı. Bunu alimlerimizin ekseriyeti bu şekilde kabul etmişlerdir. Sonra kardeşler ruhlarımızla yapılan o diğer alimlerin beyan ettiği gibi hal diliyle de Cenab-ı Hakk'ın zantı barisini anlayacak, tanıyacak, hitabı alacak, uygulayacak bir vücut kabiliyetinin bize verilmiş olması da buna hal diliyle bir anlaşmadır deniyor. Biz onu da kabul ediyoruz. Ve alimlerimiz bu şerefli meclise elest meclisi elest bezmi denir. Hani ne zaman der, ne zamandan beri Müslümansın dendiğinde cevap galu beladan beri. Galu bela ne demektir? Hani bize çocuklukta öğretilen, büyüklükte de öğretilecek bir gerçektir. Galu beladan beri Müslümanım demek. O gün, o an, o zamanda ruhlarımla Rabbimin yaptığı anlaşmada ben evet ya Rabbim dedim. Sen bizim Rabbimizsin, sahibimizsin, mahbubumuzsun, maksudumuzsun. Biz senin kullarınız diye sözleşme yapmıştım. Rabbim bana bunu hatırlattı. Ben de o hatırlatmayla şimdi ikrarımı tekrarlıyorum o günkü ikrarıma katılarak hayatımda da bülüve ermişim, aklım başımda. Sonra aynı şeyi söylüyorum. Eşhedü en la ilahe illallah diyorum. Allah'tan başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin, sahibimsin ya Rabbim diyorum. Böylece bu ikrar böyle özetlenir. Bu ikrar sırasında kardeşler, Tabi madem böyle bir anlaşma yapıldı, mümini de bugünkü durumuyla, mümini de, kafiri de o anlaşmada Mevla'nın varlığını, birliğini, Rab'lığını kabul etti de, bugün niye farklı oldu? Zuhur, vücuda, intikalden sonra insanlar Rabbine karşı cephe almış, öyle bir e, aksi, ters, istikamete girmiş, yola girmiş. Bunun hikmeti nedir? O günkü söz nedir? Bugünkü durum nedir? Büyük alimlerden Necmeddin Kübra Hazretleri buyuruyor ki, bu anlaşmanın hikmetli tarafını anlatırken, o gün, o an diyelim, o gün artık o an, Mevlamızın bizlere hitap buyurduğu an, ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabını ya Rabbim ölmeden önce de tattır bize, duyur bize. Bu bize söylendiği anda ruhlarımız diyor ruhlar üç gruptu. Üç gruptu. Birincisi Es-Sabikun denen Allahu Teala'nın has dostlarını Vakıa suresinde de geçer. Üç grup oldu ruhlar. Üç grup. Birisi sabikun, hayırda, imanda, itaatta, aşkta önde giden aşıklar. Onların ruhlarına has bir tecelli oldu. Onlar Cenab-ı Hakk'ın bu hitabını işittiler. İşitmeleri ayrıca nurani bir kulakla işittiler. Nurani bir gözle, ruhani bir gözle Mevla'nın cemalini gördüler. O aşıklar, peygamberler başta olmak üzere bütün sadıklar, salihler, veliler, kutuplar, aşıklar o gün Mevla'nın hitabını işitmekle birlikte basiret gözüyle, ruhlarının gözüyle, ruhani gözle Mevla'nın cemalini gördüler. Mevlamız gösterdi, bu ikram oldu. Onlar da o cemale aşık oldular. Ve aşk ile dediler ki, Kalu bela, şehit ne? Ya Rabbim, elbette bildik, idrak ettik, senin lütfunla, kereminle, aşkınla, sen bizim Rabbimizsin dediler. Cemalini gördüler. Sen bizim mahbubumuz olduğuna da şahidiz ya Rabbi dediler. O aşkları orada başladı vücutlarına giren ruhları o vücutlarını aşk terbiyesiyle pişirdi. Belki diyelim aşıkların kendi diliyle vücutlarını pişirmeden önce yaktı, sardı, pişirdi ve onları önümüze bir numune aşık olarak koydu. Onların hayatı aşk ile geldi, aşk ile devam etti, aşk üzeredir cennet cehennem yaratılmasaydı onlar Mevlasına bütün azimetleriyle ve kuvvetleriyle kulluk ederlerdi. Ediyorlar ve aşklarından ediyorlar. Ve geldiler gidiyorlar ve bize de gösteriyorlar. İkinci grup bunların ikrarı cemali müşahadeyle muhabbetle oldu. Bir diğer grup var. Yine o ayetimizde sizden bir grup ashabı yemindir. Ashabı yemin kısaca amel defterini sağ tarafından alan sonuçta cennete giren müminler demek. Müminler Mevlamızın bu hitabını işittiler. Elestu bi rabbikum hitabını işittiler. İşittik. Mevlamızın şahitliği haktır işittik. Sonra onlar yine bir ruhani göz verildi. O gözleriyle fakat celali seyrettiler. Allah'ın azametini, ululuğunu müşahade ettiler. Aşıklar gibi cemal tecellisine değil, Allahu Teala'nın her şeye hükmettiğini, azamet sahibi olduğunu görerek onlar da yine itaat ederek kalu dediler. Evet ya Rabbim sen bizim Rabbimizsin dediler. İkralları yine itaat üzere oldu ama aşktan nasipleri farklı oldu. Ululuğunu gördüler de cemalinden payları az oldu. Diğer gruba gelince, diğer grup kimdir? Kafirler. O gün kafir olduğu belli değildi. Zuhur zamanında yani vücutlarına ruhları gelip de dünya iklimine çıktıklarında yaptıklarından anlaşıldı ki bir kısmı da farklı oldu. O günkü kafir, artık o gün kafir demeyelim, o gün kafirlerin ruhları, onlar da bu hitabı işittiler. Fakat işitmekle kaldılar. Mevla'nın celalini seyredemediler, cemalini göremediler, ancak kahrını gördüler. Yani onun her şeye hükmeden, kahreden sıfatlarını onlar hissettiler. Kalpleri kapalıydı, gözleri kapalıydı. Sadece hitabı işittiler. Mecburen, zarureten başka diyecek bir şeyleri de olmadığından onlar da galu bela şehitna dediler. Ve bütün insanlar hiç ayrım olmadan bir ayetin işareti de buna işaret buyurmaktadır. Bismillah. Kenen ummeten vahideten. İnsanlar tek bir ümmet idi. Tek bir itikatta, tek bir halde, tek bir inançta, tek ümmet gibi buna bazı alimler galu bela ahdini kastederek evet eles bezminde bu sözleşme sırasında bütün insanlar Rabbimiz sen Rabbimizsin dediler. Allahu Teala'nın varlığını bilin ikrar ettiler. Bir ayrılık yoktu. Orada hepsi bir söz ile ikrarda bulundular. Ancak bu daha sonra ihtilaf başladı. Dünyaya intikalden sonra ihtilaf başladı. Demek ki kardeşler yine aşıklardan bir nükte olsun. Zündunu Misri Hazretlerine sormuşlar. Efendim bu kalu bela hitabında ee, siz e, işittiniz mi? Bunu anladınız mı? Ayeti nasıl tefsir edersiniz? O Hazrette buyurmuş ki, ben o sözü duyanlardanım, o sözü hissedenlerdenim, onun halaveti tadı içindeyim ve bunu arifler açıkça söylemişlerdir ki, bazı ruhlar o hitabın hala güzelliği içinde aşkı içinde mest olmuşlardır. Aşklarıyla kainatta yine onun güzelliklerini yansıtmaktadırlar. Demek ki bizlerin böyle bir anında Mevla'mızla bir ahdimiz olmuştur. Bizim hatırlama işimiz bunun olmadığını göstermez. Kardeşler kısa bir örnek hani bir va sohbet olur da vaazda hatip karşıya, cemaatine çok şeyler söyler, çok güzel şeyler söyler, hitap kulağa girer. Ancak o andaki kulak sahibi uykudadır. Kendinden geçmiştir, yanındaki uyanık, o uyuyor. Sohbet bitti, aralarında şöyle konuşsalar, uyanık olan dese ki, bak sohbette hatip, vaiz şöyle söyledi, o da diyecek ki hatırlamıyorum hatırlamıyorum. Yahu bize söylemedi mi? Beraber değil miydik? O mecliste yok muydun diye soracağım. E vardım ama hatırlamıyorum. Niye hatırlamıyor? Uyuyor. Uyudu. Uyanık olan diyor ki, sözü geçerli birisi. Vallahi hatip işte bu konuda mesela namaz konusunda şöyle söyledi. abdesti bozan konuda böyle söyledi. Yahut ikimize şöyle bir farzı anlattı onun uykuda olanın onu tasdik etmesi lazım geldiği gibi uyku mazeret değil ve vaiz sözünü söyledi. Sahibimiz Rabbimiz kalpleri kapalı olanlara da ruh kalpleri gözleri kapalı olanlara da demek hepimizin kulağı açıktı ki hepimize hitap buyurarak ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bütün ruhlara buyurdu. Bütün ruhlarda derecesine göre bu e, sözleşmede galu bela şehitne dedik elhamdülillah rabbil alemin Mevlamız buyuruyor, siz böyle bir mecliste bulundunuz, böyle bir hitap yapıldı, böyle bir sözde de e, sözde verdiniz ama hatırlamayanların mazeretini peygamberlerle, kitaplarla, kainat ayetleriyle, Kur'an ayetleriyle Rabbimiz kaldırdı ve Şimdi bir sonraki safayı diğer bir dersimizde konu edeceğiz. Hepimize hüccet ve delil gelerek Mevlamızla yaptığımız ahit bize hatırlatıldı. Ya Rabbim aşıkların sadıkların hürmetine sen haber verdin ki bize şeref bahşederek bize hitap buyurdun. Ruhlarımıza hitap ettin. Ya Rabbi gönüllerimize de akıllarımıza da vicdanlarımıza da duyur o hitabını vücudumuza da şükür nasip eyle. Şükür yolunda koştur ve senin hitabını, senin cemalini görmekle birleştir ya Rabbim. Cenab-ı Hak yar ve yardımcımız olsun efendim.